Şafiler derler ki İmam Şafii, İmam Hanifi ölmesini bekledi. Onun için anasının karnında 18 ay durdu derler. Bunu sizinkiler der, sizinkiler, ben değil. Nakşi tarikatıdır bunu. Tamam. Ne tamam? Sence doğru mu? Olabilir. Evet, Keramet dediğimiz imam yarıştırmış. haktır. Haktır. Ne hak kardeşim? 18 ay durur mu bir çocuk ana rahminde? Mucize, siz Kur'an-ı Kerim'in dışında mucize olduğuna inanıyor musunuz? Evet ama bunlar mucize değil, bunlar yalan, dipten başa uydurma. Aynen, dipten başa hiçbirinin delili yok yani. Bunca Yok adam yalan tabii söylüyor. delili Hiç yok. kimse sorgulamıyor, değil Tabii. mi? Yani İmam Şafii anasının karnındayken imam olacağını biliyordu. Onun için Hanifi'nin ölmesini bekledi. Onun için 18 ay durdu değil mi karnında? Yani çocuk biliyordu doğunca alim olacağını. Peki aynı alim ne diye o zaman gidip de Hanefi'ye uymadı da onun tersine fetva vermeye başladı. Madem çok saygı gösteriyordu da. Aynen. Biz ne konuştuk? Namazı, hadis kitaplarını konuştuk. Yani sen zaten hadisleri Kur'an'a Gülşah, senin vurduğunu, şu uymadığını kabul ettiğini söyledin. söylediğin şey çok saçma zaten. Şu açıdan Hangisi? saçma. Hangisi saçma? Susarsan anlatacağım. Şöyle bir ifade kullanmıştın. Olmadığına dair bir delil de mi yok gibisinden bir şey Evet, demiştin. olmadığına dair. Diyorum ki Kur'an-ı Kerim'in kabir azabının Kur'an'da olmadığına dair de bir delil yok dedim. Kardeşim olmadığına dair zaten delil olmaz. Sen aptal mısın ya Yuşa? Ya Görmeyen onu bunların diyeceğim. belli de olur mu? Bir şey yoksa onun adı da olmaz, tanı da olmaz ortalıkta. Sen akılcılıktan da değilsin. Ben Sen başka bir Müslümanım. şeysin. Ben akılcıyım deme. Ben Müslümanım. Müslüman değilsin sen. Ben Bence. Müslümanım. Bana Evet. göre Müslüman değilsin sen. Kim onun? Yani bilmiyoruz, şeyiz diye Emevi ayağımızdan Bey'in istediği istediği üstümüze fetvayı gidiyorsunuz. Bizim hocalarımız var ya tersten okutur ya. Bu kadar cevap veriyoruz hala anlamıyorsunuz. Bağdaim Emevilerin hesap istediği bulmuyorsun da fetvayı Müslümansın. bizim hocalarımız tersten okutur ne demek Gülşah? Günümüzde ne kadar adam varsa hepsi hadise saldırıyor arkadaşım. Hepsi. Gerçekten Hepsi. mi? İnanın gerçekten. Gerçekten ne kadar sapık adam varsa ki oryantalistler de ilahiyatlarda hadis kitapları hususu inkar ettirmek için okutulur. Bunları din dersine, tarih şeylerine görebilirsiniz. Biz burada, ben boşuna burada yıllardır niye girdiğimden beridir hadis abi, Kadir abiyle hadis konuşuyorum. Neden hadislere bu kadar çok, ben salak mıyım, aptal mıyım? Evet. Eğer ben salaksam karşımdaki adam da salaktır. Çünkü niye? Kadir abi bu sunucunun kendi ağzıyla söyledi. Nitelikli adamları aldığını söyledi. Eğer ben salak olsaydım bu sunucuyu hiç almazdı. Açık ve net. Altını da çiziyorum. Bu da her videonun başında var. Bu Bu da kadar da kanıt var. oldu tabii, aynen. Aynen. Bu da kanıt. Bu da benim kendi kanıtım. Yumuşaca dediğimiz bir kanıt. Ben niye şimdiye kadar mezhep konusu açmıyorum? Çünkü dedik Kadir abi ben mezheplere şey yapmıyorum. Bitti. Ama hadisler hakkında öyle şeyler duydum ki Kadir abi dedi Kur'an'a arz ederim. Kur'an'da varsa işte şeyse. Kur'an'da yoksa. Kur'an'da da zıt değilse ne yaparsın? Ben daha önceden böyle bir soru sordum mu? Hatırlamıyorum. Mahmut Efendi Hazretleri devreye giriyor işte bu. Yani o dalgaya sunuyor. Şu an niye dalga alıyor biliyor musun? Niye? Bir Dalgaya iddiada vurdum. Doğru bulunuyorsun. söyledim. Doğru söyledim. Bak, bir iddiada bulunuyorsun, onu kanıtlayamıyorsun. Daha sonra manipülasyon yapıyorsun, komik duruma düşüyorsun. Kanıtladığımda ne olacak? Hani şimdi diyelim şu an ispat edip sonrasını ispat ettiğimde gerçek değişecek mi? Ne olacak? Ben soruyorum. Daha önceden yaptığım şeyler de vardı. Ne olacak yani? Ben Vatan o zaman kurtaracak, soruyorum. vatanı kurtaracak. İşte olmayacak bir şey. Siz şöyle düşünün. Zaten arkadaşlar beni anlayanlar anlamıştır. Hocalar da dinlese bak. Evet Mehmet. Selamun aleyküm. Şimdi ben kıssadan seni Uykudan mı kalktın? evet he. Yok canım, Senin uzun hakkında konuşuyorduk, onu da söyleyeyim. gece. Konuşun. Benim hakkımda konuşan çok. Baya baya konuşuyorduk. Şimdi ben şeye kızdım, Mehmet abi. Çok açık ve net söyleyebildim şeyi de. Senin 5 gün önceki yayınladığın videoda Kadir abi bir başlık atmış onun içeriğinden ötürü. Ashabın yemediği halt yoktu diye bir başlık. Ben bu başlığa bayağı bir sinirlendim. Senin bazı namazlara 2 rekat demenle ilgili de bayağı bir kızdım. Sen bana bunları tekrardan bir izah edebilir misin? Senin anlayışın nasıl bir anlayış? Şimdi sen bu dinin sahibi misin ki ne kızıp duruyorsun kendi kendine? Kendi kendime kızmıyorum ben. Şimdi ben şeye kızdım. Mehmet abi çok açık ve net söyleyebildim şeyi de. Ben dinin indirildiği ve kendisine Allah tarafından yetki verilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yerine
konuşulmasına ve hadislerin durduk yere inkarına kızıyorum. Kızdığım şey bu, açık. Ve Allah'ın kitabına ters düşen şeylere de kızıyorum. Bazı şeylerde Allah'ın kitabına hakim olmadığınız yerler var. Ben de çok hakim değilim. Zaten Allah'ın kitabına hakim olmak ne kelime? Bazı şeylerde Allah'ın kitabına hakim olmadığınız yerler var. Ben de çok hakim değilim. Zaten Allah'ın kitabına hakim olmak ne kelime? Yani bilmeyi kastediyoruz biz. Hani anlamaya çalışmayı. Yoksa Allah'ın kelamını kimse kuşatamaz. Ben bunu kastetmiyorum. Bunu da söyleyeyim de. Yani bundan dolayı biraz kızdım. Kadir abiyle de orada bir polemik yaşadık. İşte Kadir abi dedim, Mehmet abinin yanlış yaptığı yerlerde hiç uyarmıyorsun şeklinde konuştum. O da cevap verdi. Çeşitli şekillerde başka konulara da girdik. Şimdi benim kısaca sorum, yani kabul edip etmediği şeyleri az çok ben biliyorum da. Şunu sorayım. Namaz bahsinde sence namazlar kaç vakit? Açık sorum. Ve sen nasıl kılıyorsun namazlarını? Ben günde 5 vakit 2 rekat kılıyorum. 2 rekat kılıyorsun. Evet. Peki 2 rekat kılacağına dair delil var mı? Senin 4 rekat kılacağına dair delil var mı? Hadisten var. Ne? Hadisten var. Benim de ayet var. Ayet 2'şer rekat olduğuna dair hangi ayet abi? 2 defa 2 ayrı ayette 2 kere 2 rekattan bahsediyor. Başka da yok zaten. Hangi namazla ilgili olduğu yazmıyor ama orada bildiğim kadarıyla. Yok öyle o zaman, yok. Bazı şeylerde Allah'ın kitabına hakim olmadığınız yerler var. Ben de çok hakim değilim. Zaten şişer rekat olduğuna dair hangi ayet abi? İki defa iki ayrı ayette iki kere iki rekattan bahsediyor. Başka da yok zaten. Hangi namazla ilgili olduğu yazmıyor ama orada bildiğim kadarıyla. Yok öyle o zaman, yok. Aynen. Genel bazı namazlar ile ilgili belirtmeler var ama ben sana bir şey diyeyim mi? Ben de sana peygamber bütün vakitleri iki rekat kılardı diye ben de sana bir hadis atayım. Evet ama öncedendi. Onu biliyorum ben. Sonradan 4 rekat olarak değiştirildi. Diğer hadislerle okuyun. Eğer hadisleri kabul ederseniz diğer hadisleri de okuyun. Eğer hadisleri kabul etmezseniz diğerlerini okumayın. Ya kim değiştirdi? Kim 4 rekata çıkarttı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın izniyle. Delilim ne? Hadis. Hadisler delil olmaz. Dinde delil değildir hadisler. Dinde delil değilse İslam hukuku neye göre belirleniyor? İslam hukuku herkes kendi zamanında kendi kafasına göre belirlemiş. Öyle değil işte. Yanlış söyledin. Yanlış söyledim ben. Çok açık söylüyorum. Allah'tan ömür aldılar. Allah'tan ömür aldılar bu fıkıhçılar. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'e dayanaraktan Allah'ın müsaade ettiği yerde, Allah'ın müsaade ettiği yerde Peygamber Efendimiz'in hadislerine bakarak aldılar. Hadislere fıkhın uyumlu olduğu çok görünür. Hadisler dinde delil olmaz. Hadis mütevatir sayısı olur. Dinde uyduruyorsunuz. Yo, Mehmet okuyan da tut. Hangi şeye gidersen git hadislerin delil olacağına dair söylüyorlar. Yani şöyle, bu kadar söyleyen ilahiyatçı profesör alanında uzman insan yalancı mı Mehmet abi? Açık ve net soruyorum sorumu. Neyi soruyorum yani, neyi soruyorum? Sen ben oradan bir şey sen ben bu dinin sahibi Allah, sen değilsin. Anlatırken diğer profesörlere ve diğer alim olarak bilinen insanlara laf giydirmen. Sen onların zekasını, sen onların ilmini hafife alırsan senin de hafife alınır zekan ve aklın. Kime dil uzattın? Bırak benim zekamla oynama. Benim zekamın sadakası sana elbise. Mesela Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe annemiz hakkında madem çok zekiydiler niye birbirlerine düştüler gibi laflar söylüyorsun. Sen cevap ver. Madem avukatlık yapıyorsun kendin cevap ver o zaman. Kendim zaten cevabını biliyorum, veriyorum. Abi efendim. Diyorsan söyle. O dönemde Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe annemiz dışında bir takım fitneler çıktı ve bunun önü alınamadı. Birbirini katleden İslam ordularının o dönemde Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe annemiz dışında bir takım fitneler çıktı ve bunun önü alınamadı. Birbirini katleden İslam ordularının sahibi ben sana aptalsın diye bir şey hiçbir zaman demedim. Ben onlara diyorum. Bu fitnenin önüne geçemeyecek kadar aptal mıydı bunlar? Değildi. Alamadılar önünü diyorum ben de sana. Fitnenin önüne geçemeyecek kadar aptal mıydı bunlar?
Değildi. Alamadılar önünü diyorum ben de sana. Hitler'in önüne geçemeyecek kadar aptal mıydı bunlar? Değildi. Alamadılar önünü diyorum ben de sana. Hitler'in önüne geçemeyecek kadar aptal mıydı bunlar? Değildi. Alamadılar önünü diyorum ben de sana. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Uykularım dalgın dalgın dinleniyordum. Birdenbire sinirlerimi gerdim. Şimdi senin hadis dediklerinde, rivayet dediklerinde, adı üstünde zaten rivayet. Rivayetle din olmaz. Evet, rivayet adında mütevatir ve sahih diye bir şey var. Nedir onlar? Bir daha konuşmadan sözümü kesiyorum be. Tamam, bitir Mehmet abi. Evet Hüseyin, tamam. Biraz susarsan. Allah Allah. Ya bu tarikatçıların hepsinde var bu hastalık. Makinalı tüfek gibi sayıyorsun aklınıza gelen lafı. Soruyu sordum, cevabını almadan başka lafa geçiyorum. Ya gençsin, tamam anlıyorum bu kadarını da. Biraz da dinlemeyi öğrenin ya. Kardeşim, rivayet dinde delil değildir. Rivayetler saptırılmıştır bir. Emevi döneminde saptırılmıştır. Abbasi döneminde yeni rivayetler uydurulmuştur. Bunlar tarihi belgelerle ortada. Birinin doğru dediğine biri eğri demiştir. Her hadisin bir de tersi var. Her söylenen hadisin bir de tersini söyleşi var. Şiiler bir türlü uydurmuşlar. Sünniler bir türlü uydurmuşlar. Hariciler bir türlü uydurmuşlar. Ya bunların hiçbiri delil değil kardeşim. Biz bunlardan sorumlu değiliz. Biz 1400 sene sonra tek muhatabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Onun için ben sana 50 tane ayet okurum. Kur'an-ı Kerim muhatap olduğuna dair 50 tane ayet okurum. İstiyorsan şimdi bulur okurum. Çünkü 3-4 gün önce üzerinde çalıştım, ayrı bir dosya koydum. Bulmam kolay yani. Mesele şu. Tamam, rivayetlerin içine karışmıştır. Ama bu rivayetler hiç mi ayıklanamadı? Bu kadar çalışma niye yapıldı? Ayıklasalardı, bu ayıklasalardı, bak ayıklasalardı. Soruyu öyle sor, cevabını bekle. Hiç mi yapmadılar? Yapmışlar işte, Buhari'ye oturmuş, bir sürü hadis toplamış. Bunun çoğu saçma sapan. Niye düzeltmemiş madem kocaman bir imamdı da? Niye düzeltmemiş, niye almış buradan hadisleri, affedersin? Sorunun cevabını bilmiyor musunuz? Bilmiyorsan otur düşün işte, ben biliyorum. Ben de biliyorum. Alimlik taslamışlar. Birbirlerine alimlik taslamışlar. Allah 4 tane farz koymuş, bunlar 40 tane daha eklemişler üstüne. Yani bunlar, siz şöyle diyorsunuz o zaman, sizin fikrinize göre alimler, yani birbirlerine alimlik taslamak için böyle bir çalışmaya gitmişler, hiç de ayıklama yapmamışlar, öyle mi? Hatta sadece masallarını anlatayım onları. Şafiler derler ki İmam Şafii, İmam Hanifi ölmesini bekledi. Onun için anasının karnında 18 ay durdu derler. Bunu sizinkiler der, sizinkiler, ben değil. Nakşi tarikatı der bunu. Tamam. Ne tamam? Sence doğru mu? Olabilir. Evet, İmam yarıştırmıştır. Haktır. Ne hak kardeşim? 18 ay durur mu bir çocuk ana rahminde? Mucize, siz Kur'an-ı Kerim'in dışında mucize olduğuna inanıyor musunuz? Evet, ama bunlar mucize değil, bunlar yalan, dipten başa uydurma. Aynen, dipten başa, hiçbirinin delili yok yani. Bunca yok, adam yalan delili söylüyor. Delili hiç yok. Kimse sorgulamıyor, değil mi? Yani İmam Şafii anasının karnındayken imam olacağını biliyordu. Onun için Hanifi'nin ölmesini bekledi, onun için 18 ay durdu değil mi karnında? Yani çocuk biliyordu doğunca alim olacağını. Peki aynı alim ne diye o zaman gidip de Hanefi'ye uymadı da onun tersine fetva vermeye başladı? Madem çok saygı gösteriyordu da. Yakın coğrafya. Yakın. Tamamen %100 aynı değil. Sonradan birçok yere yakınsa birbirine. Birisi Almanya'da yaşayıp birisi Mekke'de yaşamıyor. Hepsi aynı coğrafyanın, aynı kültürün adamları. Üstelik de İmam Şafii sık sık mezarına gidermiş Hanefi'nin. Ne kadar uzaklıkine sık sık gidiyordu. Yani bize diyorsunuz ki siz ilahiyatta bize hadis diye martaval okutuyorlar, öyle mi yani? Evet. Bu kadar uzman adam martaval okutuyor. Yani onlara siz diyorsunuz ki martavalcı o zaman. Ben sana bir şey diyeyim mi? Buyur, de bakalım. Akademisyenlerin, profesörlerin çoğu da bunu biliyor aslında. Ama 1000 seneden beri millete mal olmuş bir kültür olduğu için karşı çıkamıyorlar. Korkuyorlar. Buna en çok karşı çıkan, Mehmet okuyan bile sonradan ister istemez çark etti biraz.
Çünkü adamlar küfür ettiler. O zaman bunlar kafir oluyor size göre. Bana göre değil kardeşim. Bana ne ya? Ben miyim bu dinin sahibi ki bana göre kafir ya da Müslüman olsun? Atsın Kur'an-ı Kerim'e göre. Kendini herkes imanını oradan ölçer. Senden benden ölçülmez iman. İmanın ölçüsü benim lafım mı ki? Biz insanlar Kur'an okumaya davet ediyoruz. Konuşmalarımızda da arada bir böyle detaylara giriyoruz ama doğrudan biz diyoruz Kur'an okuyun kardeşim. Bu işin temeli Kur'an-ı Kerim'dir. Bu işin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Bitti. Tamam, Kur'an'a başka kitaplar okuyun diyoruz. Yani biz önce Kur'an'ı bir öğrenelim diyor. Tabii ki Kur'an olmadan diğerleri zaten olmaz. Diğerleri hep ya asli değildir ki kaynaklara. Bizim de dediğimiz bu. Ha ben iki rekat kılarım. İstersen nafile de kılarım. O beni ilgilendirir Allah'ına. Ne seni ilgilendirir ne senin alimlerin ilgilendirir. Hadislere iman konusu olsaydı Kur'an da yazardı. İmanın konusunu Allah belirler. Sen ben değil. Allah belirler. Bunu anlamıyor musunuz ya? Ya Allah belirliyor zaten. Allah Resulüme itaat. Şimdi şöyle bir şey ama. Mesela Harun Aleyhisselam olsun Musa Aleyhisselam diyor ki bana uyun ki diyor hidayeti bulun. Allah şimdi Kur'an'ı vahye uyum demektir. Be adam anlamıyor musunuz be? Beşer olarak Muhammed'e değil. Resul olarak Muhammed'e uyacaksın. O da Resul olarak Muhammed Kur'an-ı Kerim'dir. Tabii ki. Nebiye de uyun diyor Allah. Sadece evet. Resul. Nebiye uyum demiyor. Nebiye uyum diye bir ayet yok. Nasıl yok ya? Nerede var? Hani göster. Örtünme ile ilgili ayet ne o zaman? Orada Nebi mi geçiyor, Resul mü geçiyor? Bir bakalım Mehmet abi demeyin. Ey Nebi, eşlerine söyle. O da peygambere hitap ediyor, Nebi'ye. Ben sana Resul şeyden bahsediyorum. Vahiden. Vahiy ama bu vahiy değil mi? O da vahiy. Vahiyatıyla gelen bütün ayetlere peygambere uymak demek, ona uymak demektir. Ha, peygambere ayette Allah diyor ki eşlerine söyle diyor. Ama burada Resul demiyor. Nebi diyor. Ey Nebi diyor. Bu ayrıntı niye merak etmiyorsunuz siz? Ya merak etmez olur muyuz? Ben onun içindeyim okuyorum. Yani sizin söylediğinize göre biz hadis olarak Martaval okuyoruz. Tabii ben böyle inanmıyorum da. Beni ilgilendirmez. Sen oku kardeşim. Benim ilgilendiriyorum. Aynen. Ya kimsenin inancı birbirini ilgilendirmiyor. Allah Resulü'nü Kur'an-ı Kerim'den Allah Resulü'nün ne olduğunu, nasıl bir insan olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz zaten. Uydurulmuş yalanlarla öğrenmeye gerek yok. Allah Kur'an'da peygambere anlatıyor bize. Eğer böyle söylediğinizde o zaman din ile ilgili birçok şey boşta kalmıyor mu? Ne kalıyor mesela boşta? Yani namaz diyecek. Ceza yap. Yok, namaz da var, oruç da var, hac da var, hepsi. Sadece onları geçtim. Evet, yeter. Yani detaylar önemli değil diyorsunuz öyle mi? O zaman zekatla sadakayı nasıl birbirinden ayırıyorsun sen? Detay din olmaz. Dinin hükmü Allah'a vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de hüküm neyse odur. Ha detay şudur. Örnek verelim. Abdestten bir örnek verelim. Ne diyor Allah? Namaz için kalktığınız zaman kollarınızı dirseklerinize kadar yıkayın. Tamam mı? Ayaklarınızı topuklarınıza kadar yıkayın. Yüzünüzü yıkayın diyor. Değil mi? Bu kadar. Bu kadar. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de o kadar yazıyor. Sen bir hoca olarak talebelerine dersin oğlum işte elinizi ayağınızı yıkarken parmaklarınızın arasında iyi yıkayın, tırnaklarınıza dikkat edin diyebilirsin. Bu bir hüküm değil. Bu temizliktir. Hüküm sadece ayette geçendir kardeşim. Detaylarını ekle. Sen ekleyebilirsin ama hüküm sayamazsın onu. Onu hüküm olarak koyamazsın. Şimdi onu içtihat ne o zaman? Yani içtihat kelimesi uydurulmuş o zaman. İçtihat kardeşim ya. İçtihat uydurulmuş o zaman size göre. Bu memleket İslam dünyası kapının kölesi oldu batının. Nasıl oldun sen bu hale geldin? Bu kadar alimin doludan ne bu hali bu İslam dünyasına? Zaten onlar mahvetti bizi böyle. Ya tabii ki Batı bizi mahvetti. O ayrı bir dava. Batı bizi mahvetmedi. Biz kendimizi mahvettik. Kusura bakma. Ama bu Kur'an'la da ters düşüyor. Nasıl ters düşüyor? Allah diyor ki Allah'tan en iyi alimler korkar diyor. O zaman sen de diyorsun ki alim yok günümüzde düzgün. Ay veya az var diyorsun. O zaman burada çok ciddi bir çelişki çıkar. Çok ciddi. Hiçbir nedir de yok. Senin tarikatta alim dediklerim rivayet masallarını anlata anlata alim oluyorlar. İlim adına ne yaptı? Haşa ve kella, haşa ve kella. Ya insanlık adına ne yaptı senin alimlerin? İnsanlık adına benim alimlerim çok talebe yetiştirdi. Onların yetiştirdiği talebelerden şu anda Kur'an'ın mealini okuyabiliyorum. Haşa alimlerin kardeşim ya adını söyle bir iki tanesini. Mesela Elmalolu Hamdi Yazır. Ne? Eğer onun olmasaydı Türkçe Kur'an-ı Kerim'in birçoğunu şu anda sadeleştirilmiş Latince'ye çeviremezdiniz. Birçok da
şu anki mealler Elmalılı'nın mealinden sonra ona bakarak türemiştir. Birçok meal. Ve bu ülkede eğer alimler, hocalar olsa olmasaydı İslam bize kadar gelmezdi. Siz şimdi İslam bize kadar gelmezdi tabii. Şimdi siz onlara tukaka ediyorsunuz Mehmet abi, yani açık ve net bu. Nasıl gelmezdi ya? Sen bu dini insanların üzerinden mi görüyorsun, yoksa biz bunu kıyamete kadar koruyacağız diye? Evet, Allah'ın üzerine, ama Allah şeyi, sünnetullahı ihlal ederek iş yapmaz. Ben bunu bildiğim için bunu söylüyorum. Eğer insanlar niye olmasa Allah sünnetullahını ihlal etmez. Tamam. Sen, yani, eğer ihlal ederse mucize olur. Hala senin dediğin Elmalı Hamdi Yazır, anladık. İnsanlık anlamında sadece bu. Çok var. Gönenli Mehmet Efendi. Çok var. Daha sayarım. Ya bunlar... Tamam, biz birbirimize aynı lafı söylemiyoruz. Ben başka bir şey söylüyorum. Sen başka bir şey. Senin tarikatta alim dediklerim rivayet masallarını anlata anlata alim oluyorlar. İlim adına ne yaptı? Haşa ve kella. Haşa ve kella. Ya insanlık adına ne yaptı senin alimlerin? İnsanlık adına benim alimlerim çok talebe yetiştirdi. Onların yetiştirdiği talebelerden şu anda Kur'an'ın mealini okuyabiliyoruz. Tamam, biz birbirimize aynı lafı söylemiyoruz. Ben başka bir şey söylüyorum, sen başka bir şey. Biz aynı lafı söylemiyoruz. Yuşa apışıp kaldın yine. Bak işte Kadir abi de böyle diyor. Sonra Kadir abiye ben kızdığım zaman Mehmet abi, kabahatle ben oluyorum. Anlatacak bir şey yok. Ses tonun yükselmesi kızgınlıktan değil. Benimki kızgınlıktan değil. Ben nefes alma problemi yaşıyorum. Benimki kızgınlıktan ama Mehmet abi, seninki değildir de. Ne hakkın yok ki? Ne hakkın var sen? Ondan. Allah sen Allah mı gönderdi dünyayı? Hayır. Ama evet, şu var. Siz insanlara uzman olmadığınız bir alanda konuşmanız... Neden rahatsızım biliyor musunuz? Bunu bir alim edasıyla anlatmanızdan rahatsızım. Ben inandığım şeyi söylerim. İnanmadığım şey de zaten dikkat ettiysen konuşmama, orayı da ben bilmiyorum der geçer. Ama inandığım şeyi söylerim. Bunun vebali de günahı da bana, sana değil. Bunu söylediniz, tamam. Orada iş kapanır. Ha, şimdi başka bir soru. Allah, ben başkasına mı attım benim günahımı kine? Şimdi oldu diyorum. Ben nasıl başkasına attım günahımı? Yok, başkasına attın demiyorum. Şimdi oldu dediğim, benim şimdi anladığımı söylüyorum. Daha önceden, çünkü ben böyle bir, bu şekilde bir konuşmamız olmadı. Ben Allah Resulü'nün dönemini, bak Allah Resulü'nün dönemini, siyer kaynaklarının, siyer profesörlerinden, akademisyenlerinden, 4-5 çeşidinden ayrı ayrı her gün dinliyorum. Belki şey, Kadir görüyordur YouTube'da. Aynı YouTube'u kullandığımız için görüyordur belki. YouTube'dan okumayan birçok şey. Her gece en az 2-3 saat ben siyer ders alıyorum. Tamam mı kardeşim? O profesörün, o akademisyenin anlattığıyla öbür akademisyenin aynı konuyla ilgili tabii anlattıklarını karşılaştırıyorum. Aralarındaki farkı tespit ediyorum. Doğruya ulaşmak için Allah'ın bana verdiği aklı kullanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama tarikatların anlattığı siyer masalları hepsi masalı. Hiçbirinin akademik özelliği yok. Yalan. Hazreti Ebu Bekir ruhlar aleminde bizim peygamberimizin bilmem neyiymiş. Uydurup gidiyorlar yalanı. Bin diye. Adamı konuşturmam ya, zoruna ya. Hocam tartışma şuradan çıkmıştı. Şimdi biz Ayşe ile Ali ya da Ömer'di, tam hatırlamıyorum bu iki şahsı. Şimdi Ali ile Ayşe'nin ordusu birbiriyle... Ayşe validemizin arasındaki geçen fitne sadece öyle değil zaten. Emevi fitnesi de var öte başta. Muaviye'nin fitnesi de var. Sadece onlar değil. Benim dediğim şu bak. O hangi konuşmamı dinlediyseniz bilmiyorum da. Benim dediğim şu. Bu insanlar hani Hazreti Ali şöyle alimidi, böyle alimidi uçuruyorlar ya, özellikle Aleviler. Konduruyorlar, peygamber ettiler. Bir peygamber etmedikleri kaldı. Onu da diyorlar zaten. Allah da diyorlar, peygamber de diyor. Tabii biliyorsanız, bilmiyorsanız öğrenin. Ben Alevileri de dinliyorum çünkü. Şimdi ben de diyorum ki ne? Madem Hazreti Ali bu kadar çok alim bir insandı da kendisine gelen bir fitnecinin haberine niye inandı? Bu bir. Niye inanarak ordusunu çekti? Hem Ayşe ile savaştı, hem Muaviye ile savaştı. Bu iki. Üçüncüsü, Hazreti Osman'ı öldürenleri niye korudu? Niye korudu? Bu üç. Ya o kadar çok soru var ki. Ha, ayette Allah bana diyor ki ne? Ey kulum, onlar önceki bir nesildi, geldi geçti. Siz kendi günümüze bakın diyor.
Biz geçmişin fitnesiyle tartışmamızın anlamı yok. Bu hem tarihçilerin bir işi, hem siyer kaynaklarını araştıran akademisyenlerin işi. Ben de kaynağımı oradan alıyorum. Şan mikrofonu kapattı zaten. Muhtemelen annesi ya da babası geldi de yanına. Hayır, hayır, hayır. Buradayım ben. Abi bekliyorum. Ben kazayla bastım. Bu söylesin. Buyur. Efendim. Kadir abi. Profesör Doktor Dönmez Kutlu, Profesör Doktor Mahmut Aydın. Bunları bilmiyorum. Bunları bilmiyorum. Ya bilmiyorsan işte ben de sana kaynak veriyorum. Adamlar belge koyuyorlar. Bunlar akademisyen. Adamlar gitmişler Mekke'de. İlk dönemde ne kadar yazılmış mektup, kağıt, not varsa araştırıyorlar. Ve ortaya çıkarıyorlar. Yani bunlara inanmıyorum da ben şimdi tekkelerin köşesinde milleti kandıran şeyhlere, müşriklere mi inanıyorum? Belge yok ellerinde. Bir hak yok. Masalı anlatıp duruyorlar. Hocam bir de kabir azabının ben delilini istemiştim Yuşa'dan. Yuşa çok güzel bir kanıt attı bana hocam. Hani ben bile inandım kabir azabı olduğunu. Attı delilde ne zaman yazılmış biliyor musun? 514 yılını yazılmış peygamberden önce. Hayır ben öyle demedim. Bak yine saptırıyor. Dedim ki hicri değil. Heh, nedir? İşte ben bu detayı miladi söyledim değil, kendisine. Ben bu detayı söyledim kendisine hani gönderdiği kaynakta 514 yazıyordu. Ben kendisine söyledim işte Hazreti Muhammed'den zaten önce yazılmış. İşte daha sonra ben çarptı ya bu takvim öyle değildir ya Hristiyanların kullandığı takvim işte Müslümanların kullandığı takvim gibisinden manipülasyonlarına devam etti. Bak görüyor musun nasıl beni lanse ediyor? Sonra diyorsun ki Mehmet abi ses kayıtları var merak etme. Var var bende de var. Sende onlar var. Yayınlanacak. Ben de yayınlayacağım. Hasan Onat. Bir isim daha vereyim sana. Hasan Onat. Kur'an'ın kurucu ilkeleri, hadis ve sünnet algısı, din alanında eleştirel düşünce. Tamam mı? Bu isimlere dikkat et. Bak bu isimler hakikaten hem samimi insanlar, hem bir kuruş talep etmeyen insanlar, insanlardan bir kuruş talepleri olmayan insanlar. Ve bu insanlar gitmişler Mısır'da, Bağdat'ta, Mekke'de, Medine'de, ne kadar ilk dönem kaynakları varsa, efendim, ne kadar böyle mektup, bir not varsa, sen geçen dedin ki mesela, işte dedim ilk hadis bir peygamber. Ben de bihin dedim, yazılı musasıdır. Peygamberden peygamber 80 sene sonra yazılmış dedim, değil mi? Tabii, hatta daha önce. Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramının... Yok, işte adam onu çıkarttı. O dediğini sen adam yazılısını çıkarttı. Belyeyi çıkarttı adam. 80 sene sonra bir grup hadis yazan bir adam adını söyledi ben unuttum. Şimdi onu arıyorum bir yandan. Adam var işte. Ya var da bu kadar değil. Bir adam 200-300 tane bir şey var. 1,5 milyon değil, 600 bin değil yani. 2500 değil, 7000 değil. Tamam. Ondan sonra uydurulanları nasıl? Şu diyor? Var. Peki siz hiç siyer okudunuz bu kadar mukillun ve muksirun diye bir şey var. Google'a şey yazın. Mukillun. Aynen. Muksirun. O zaman bunlar yalan. Bunları da tarihçiler söylüyor. Muksirun değil. Sen söyle. Ben hadis siyer araştırmacısı değilim. Ha, söylüyorum işte. Ben araştırmacılardan konuşuyorum. Kaynak söylüyorum sana. Ha, tamam. Ben de size kaynak söylüyorum. Yuşa sen siyercisin de. Muksirun, mübarek insan. Ben siyerci değilim ama ben siyeri hakikaten bize okutuyorlar herhangi bir alanı. Yani şu anda ben yüksek lisans yapmak istesem herhangi bir alandan yapabiliyorum bitirdiğim zaman. Asa bir isim daha vereyim. Aferin. Bir isim daha vereyim yeter bir daha vermeyeceğim buldum adamı. Neydi bu? Dur şöyle bakalım neydi bu? İsrafil Balcı. Tamam. İsrafil Balcı. Bu da adam ömrünü vermiş. Bu adam hicri 80. yılda. Yani peygamberden 70 sene sonra. Onu adam çıkarttı. Dedi ki ne dedi. Falan kişinin dedi yazdı. Tek kaynak bu. Ondan sonra 200 sene sonra Buhari çıkıyor. Müslim çıkıyor. Zaten hepsi aynı dönemin adamları. Aşağı yukarı 1800'lü yılların adamları. Yani peygamberden 250 sene sonra. Çıkmışlar. Ellerine geçeni toplamışlar. Hadis diye bize ulaştırmışlar. Çoğu fitne. Çoğu yalan. Evet ama o siz okurken şöyle okumadınız herhalde. Oradaki hadisi şeriflerin sonraki alimler tarafından sahih, mütevatir ve uydurma olarak ayrıldığı yazıyor. Yani Buhari hepsini tabii ki toplamıyor. Niye yazıyor o zaman kardeşim? Niye? Sebebin ne? Niye mi? Dinlerin üzerine bina ediyorlar. Mesela Diyanetimiz günümüzde
hacca insanları götürüyor ve hacca gidildiğinde bu belirli bütün hacca insanlar gidin. Belirli bir kaideye göre hac yaparlar efendim. Ya bırak kaideyi şimdi. Yuşa otur. Bak şu sorunun cevabını bul bana. Madem Buhari dürüst adamdı da eline geçen hadislerin hadis olmadığını, uydurma olduğunu anladıklarını niye kitabına koydu? Niye koydu? Onu soruyorum ben sana. Ya neden koymadı yani? Ne bir şey var yani. Bir fitneyi fark ettiysen sen o fitneyi niye kitabına koyup belgeliyorsun? Çünkü uydurma olduğu bilinsin diye. Ola ki birisi peygamber bu adam ne aptal adamsız be. Sen de yazmasaydı ne bilecektik biz şimdi bunu? Neyi tartışacaktık yazmasalardı? Yazmasalardı insanlar birçok şey uydurur. Şu anda 73 tane fırka yerine fırka sayısı binlerce olurdu. Yani evet. Daha kötü bir durumla karşı karşıya kalırdı. Binlerce yok. Zaten bu kadar fırka, bu kadar mezhep Kur'an'dan kaynaklı değil mi? Hadislerden kaynaklı değil. Hadisler kaynak olarak mezheplerde kabul edilir. Kur'an'dan kaynaklı olanları var, hadislerden kaynaklı olanları var. Kur'an'ın bir emri var. Toptan Allah'ın ipine sarılın. Parçalanmayın. Ha, tamam. Tamam mı? Sen nereden çıkıyorsun? Şu var. Bunlar şöyle. Peygamber'e itaat edin. Allah'ın emri yüzü su hürmetine. Yani Allah'ın emri sebebiyle. Hürmetine diyorum. Yani. Resul'e itaat edin. Resul'e. Nebiye de itaat edin var Kur'an'da. İkisini birleştireceksiniz. O beşte bir sebeplerle. İlgili. Ya ayıramazsın deme be adam ya. Ya oğlum o Nebiye hitap edin, Nebiye uyum dediği ayetlerle ilgili üstünde altında beşeri bir olay vardır. Resul'e uyum dediğinde beşeri olaya gerek yok. Doğrudan Resul'e uyan Allah'a uymuştur de. O da kitapla alakalı işte. Resul de kitap. Resul kitap olmuyor. Resul eğer siz buradan şey yaparız Resul dediğiniz Peygamber Aleyhisselam oluyor. Nasıl kitap? Kitap dediği birkaç yer var Kur'an'ın. Evet doğru. Orada kitaptan bahseder Kur'an'dan. Ama bence kitap genellikle Resul dediğiniz zaman peygamberi kasteder. Bir dakika sen bana dört tane soru sordun. Ben cevabını verdim. İşte namazı nasıl kılıyorsun bilmem ne. Ben sana bir soru sorayım. Kur'an-ı Kerim yeter mi yetmez mi? Kur'an-ı Kerim tek başına yetmez. Hadis-i şerifler olmazsa. Yetmez. Tamam o zaman sen şu anda dinden çıktın kardeşim. Git dinini yenin. Sen de zaten dinden çıktın bana göre ama ben sana dinden çıktım. Sen dinden çıktın diyorum. Baştan beridir ben zaten sizin başından beridir şey yapıyordum. Ancak ben dediğim gibi dürüst bir hakikatten Müslüman olduğum için herhangi bir şey yapmadım dediğim gibi. Hani herhangi bir kimseye Allah'ın izniyle bir zararım bir şeyim dokunmaz. Yani bunlar fikri ayrılık olarak kalır. Kim neye inanırsa inanır. Bak Allah diyor ki bu kitap size yetmiyor mu diyor. Bu ayetin anlamını tamam. Sen inkar ettin şimdi. Hayır yetmiyor mu dediği zaman yetiyor mu anlamı yetmiyor çıkıyor. Dedi işte. Hayır yetmiyor dedim çünkü oradaki ayetin anlamından o çıkmıyor. Yanlış biliyorsunuz. Çıkıyor ya oradan. Ne çıkıyor? Söyle ayetin manasını dinleyelim hadi. Hangi ayet? Bana numarayı verir misin? Numarayı. Hep ses benim de. Telefonu çaldı telefonu. Tamam. Sıkıntı yok. Beklerim. Gördün mü nasıl tekfir edildiğimi? Sen de zaten dinden çıktın bana göre ama sen akılcılıktan da değilsin. Ben sen Müslümanım. Başka bir şeysin. Ben akılcıyım deme. Ben Müslümanım. Müslüman değilsin sen. Bence. Ben Müslümanım. Bana evet. Göre Müslüman değilsin sen. Yani ben ya kafirim ya o kafir. Göber abi. Yuşa, biz bunu tartışıyoruz seninle. Arkadaşlar bana biraz sonra tamam mı? Şimdi Ebu Hanzala'ya yalancı Yuşa, diyenlerin. Yuşa apışıp kaldın ya. Apışıp kalmadım. Ben şimdi sana doğrudan bir şey söylüyorum. Sen diyorsun ya Ebu Hanzala'yı seviyorum. Ebu Hanzala hadisleri kabul ediyor. Ebu Hanzala hoca Mehmet efendi abi evet Mehmet abi hüküm bina edilmez diyor. Ebu Hanzala edilir diyor. Ne olacak? Ya Yuşa manipülasyon yapma yine. Manipülasyon yapma. Ben sana soruyorum burada doğrudan. Kardeşim benim cevabım bak. Şu. O hocanın evet. Katılım yönleri var. Katılmadığım yönleri var. Herkesin katılım ve katılmadığım yönleri olur. Zaten abi, bu konuyla alakalı... Dini alanda. Bu konuyla alakalı zaten dinimizde de bir yer var. Müslümanlar her sözü dinlerler, güzel olanı alırlar. Ben de her sözü, her sohbeti dinliyorum, güzel olanı alıyorum. Anlatabildim mi? Anladım şimdi. Gayet iyi anladım. Benim inandığım değerler, tekrar ediyorum, ehli sünnet akidesidir. Bitti. Ehli sünnet akidesi bende yok kardeş, kusura bakma. Ha, olmayabilir. Benim akidem Kur'an-ı Kerim'dir. Evet diyebilirsin. Ben ehli sünnet demekle zaten Kur'an-ı Kerim kabul etmiş oluyorum. Hayır Kur'an-ı Kerim'den fazlası var burada çünkü. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'den fazlası tabii ki olacak. Hadisler tabii ki olacak. Mehdi gelecek, İsa inecek bekliyorsunuz.
Bekleyin diye. Bu kadar bekleyin. Gelir. Evet. Siz de gittiğiniz zaman inkar ettiğiniz yerde... O senin iman ettin ya, ben iman etmiyorum. O yüzden işte iman etmediğin için ahirette gittiğin zaman diyorum ki ben de herkesin doğrusuyla yanlışı açığa çıkacak. Ben de o yüzden ne diyorum? Ahirette gittiğimizde göreceğiz. Hepimiz göreceğiz. Kim doğru kim yanlış çıkacak ortaya yani. Evet. Dolayısıyla bak, ben bunu söylüyorum. Bak ey Muhammed, Cebrail sana Kur'an'ı vahyederken onun bir kısmını unuturum endişesiyle ayetleri çabucak ezberlemek için dilini aceleyle oynatıp durma. Tamam. Devam ediyor. Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak bize ait bir iştir. Sonra onun anlamını açıklamak da bize düşer. Evet. Kıyamet suresinin 16. ayetinden tut 19'a kadar Kur'an'ı biz açıkladık diyor Allah. Peygamber Kur'an açıklamadı. Sadece tebliğ etti. İşte siz açıklayasın diye, onları temizleyesin diye Kur'an'ı sana... Yo, Kur'an'da öyle ayet var, açık. E o zaman da siz de bu ayeti inkar etmiş oluyorsunuz. Allah ya, söyle ya, adını söyle bana. Ben sana ayet adı söyledim. Söyle o ayet. Az önceki ayetin numarasını bekliyorum sizden hala. Hani şey dediniz ya bana. Onu da ben sana size söyleyeceğim şimdi. Yani bu kitap yetmiyor mu? Buluyorum onu, bulurum. Şimdi. Aynen o ayeti söyleyin de bir anlamına beraber bakalım hani. Yani. Ya Yuşa'cığım, Mehmet Alperen de sana bir soru sordu. O ayeti bilir cevap misin? Cevap vereceğim, söyleyeceğim, bulacağım zaten. Bulacağım. Tamam, bulacağız o zaman. Öyle bir ayet bulamam. Eğer kelimeyle oynamıyorsam. Ben kelimeyle oynamıyorum. Sonra onun anlamını açıklamak da bize düşer. Bu kitabı biz indirdik, biz açıklarız diyen ayet dolu dolu. Bir tane iki tane değil. Bir tane iki tane değil, çok var. Ben sana istediğin kadarını bulurum onu. İstediğin kadarını. Siz... Andolsun ki içinizden size öyle bir peygamber geldi ki. Evet. Bir dakika. Evet. Ayeti söyle. Sonra ayet 128-129 da Tevbe. Tevbe suresinde. Temizleyen bak. Kendine hikmeti öğreten bir peygamber. Tamam, bir dakika. Ahzab 33'te mesela Peygamber Efendimizin Kur'an'ın açıkladığına dair manası var. Ahzab 33-21. Andolsun evet. Allah Resulü sizin evet, için... Tek Ahzab 33-21. Tamam, bir dakika. Tek. Aynen. Tek. Tek. Aynen. Tek. Tek tek. Aynen. Peygamberin açıkladığına dair zaten. Peygamber açıklamıştır Kur'an'ı, onu konuşuyoruz. Resul. Burada Nebi geçmiyor. Resul geçiyor bir kere. Tamam. Bizim meselemiz peygamber Kur'an'ı açıkladı mı? Açıkladı. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'ı ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'a çok zidenler için güzel bir örnektir. Senin dediğin ayet bu. Açıklama nerede geçiyor? Hı? Açıklama geçmiyor. Açıklama manadan çıkıyor. Ya nasıl manadan çıkıyor? Buradaki manayı anlamayacak kadar aptal mıyım ben be? Aptal değilsiniz ben. Niye saptırıyorsun? Saptırma yok. Hocam Yuşa'nın karakterist özelliği bu. Manipülasyonu sever. Ya bak ayeti. Hala bak Kadir abi sen onunla berabersin. Dikkatli ol. Ben seni uyarayım. Bak ayeti okuyayım tekrar. Oku. Yani peygamberin açıklama etkisi yok. Onu diyorsunuz bana. Kur'an Allah açıklar. Peygamber açıklamaz dediniz az önce. Kur'an apaçıktır. Apaçık bir kitap. Mübin bir kitaptır. Apaçıktır. Tamam ben apaçık değildir demedim. Dedim ki Kur'an tek başına yetmez mi dediniz? Ben dedim ki hadisler olmadan yetmez. Yetmez işte. Ben de sana yetmez. Yetim andan itibaren imanını kontrol et dedim. Tamam ediyorum zaten. Evet, hiç tamam. De bir sorun görmüyorum. Burada şüphesiz. Hadisler olmasa hiç gülme. Mehmet Ağa diyorum şey Kadir abi. Hiç gülme. Allah'a ve ahiret gününe umanlar yani inananlar kavuşmayı umanlar için hatırlayanlar için güzel bir örnek vardır. Muhammed Esat aynısını, Ömer Nasuhi aynısını, Suat Yıldırım aynısını, Süleyman Ateş aynısını, Süleyman Tevfik aynısını, Süleyman Vakfı aynısını söylüyor. Ne manası çıkarıyorsun burada sen? He? Yok manasında var. Yok bilmem Firavun'un bilmem ne ayetinin manasında şey var. Kur'an-ı kadar. Alakası bile yok. Kitapta yani Allahu Teala Bakara suresinde nitekim kendi içinizden size ayetlerimi okuyan, Kur'an'ı okuyan diyor. Tamam. Ayetlerimi okuyan ardından size kitap ve hikmeti ve bildiklerinizi öğreten bir peygamber gönderdik. Bildiklerinizi öğreten diyor Allah. Öğreten, açıklayan demek değil mi? Allah resmen peygambere öğreten dedi. Bildiklerinizi nasıl yok?
Bak bu ayeti tek başına anlayamazsın. Bu ayet. Adam bütün ayetleri aldığımızda diyor ki peygamber bana tabi olun. Allah bana tabi olanı sever. Peygambere itaat edin. Bu ayetlerle beraber. Onu sever. Resul'e uymak, Kur'an'a uymak aynı eş değer. E tamam eş değer de. Ebiye uymak değil. Kur'an'da olmayan detaylar, Kur'an'da olmayan detaylar Peygamber Efendimiz yapmış diyorum. Size. Yapmış ne? Peygamber neyi eklemiş bu dine kardeşim? Ne mesela ekle? Diyor ki peygamber tavafı öğretiyor. Tavaf yapın diyor Kur'an-ı Kerim'de. Tavafın nasıl yapılacağı anlatılmıyor. Biz tavafı peygamberden öğrendik bitti. Orucu neyin bozup bozmayacağını. Ya bitti deme, bitti. Yalan söylüyorsun be. Bitti deme, bitti. Bütün o haçla ilgili ayetlerin hepsi var. Allah Resulü onu uyguladı. Başka bir şey yok. Bana bir tane çıkartsanıza ya Allah aşkına. Hani tavafın yedi defa, kaç defa tavaf yapacağız? Yani var diyorsun. Ama ne konuşuyorum? Deminki söylediğim lafı tekrar et bana bir kere. Tekrar et o deminki lafı tekrar et. Söyle onu bir kere daha. Allah burada bu ayet daha önce önceki lafı. Hani hatırlatıcı, peygamber size hatırlatıcı ifadesi var ya. Evet. Söyledi biraz önce. Neyi hatırlatıyor biliyor musun? Onu Kur'an da söylüyor zaten. Ondan önceki ayetleri yani İncil'i, Tevrat'ı, oradaki hükümleri hatırlatıcı o. Onun anlamı o. Nereden çıkardınız bu çünkü anlamı? Ben çıkartmıyorum. Çünkü Mekke'de, Medine'de yaşayan Yahudiler, Hristiyanlar bu Kur'an-ı Kerim nüzul edildikçe gelip şey yapıyorlardı böyle. Yani itiraz ediyorlardı. Tamam. Bu hatırlatıcı bir kitaptır derken İncil'e ve Tevrat'a yapılan o zamanki emirleri hatırlatıyor. Zaten kıssaları var. Kıssaların da amacı o zaten Kur'an-ı Kerim. Hatırlatmak. Yani sizden öncekilere de biz bunu farz kıldık diyor. Namaz zaten kılınıyordu, biliniyordu. Hac zaten biliniyordu. Hac yapıyordu zaten. Yani Peygamber Efendimiz namazı gösterdi diye biz namazı Peygamber Efendimiz kıldığı şekilde kılmayacağız mı? Ya hac ben Peygamber'in kıldığını görmedim kardeşim. Sen gözünle gördün mü görmedin. Görmedim. Rivayetlerde gelen, gelen hadislere iman etmiyorum. Ben de İmam Buhari'ye inanmıyorum. Allah Allah. İşte meşhur billahına bakıyorum. Siz hepsini birden mütevatir, Buhari'nin içinde mütevatir de vardı, hepsini birden inkar ettiğiniz için dinden çıkıyorsunuz. Bu kadar. Şunun cevabını ver. Ben tanımadığım bir adama iman etmek zorunda mıyım kardeşim? Sen Resulullah'ı tanıyor muydun? Allah sen Buhari'ye niye iman etmedin diye mi soracak? Evet. Niye evet? Hayır. Ben onu demedim. Ben de diyorum. Resulullah'ı da görmedin sen. O zaman ona nasıl iman ediyorsa Kur'an söyledi. Kur'an'ı sana kim getirdi? Kur'an sana kim getirdi Kur'an'ı? Kur'an sana bunu inanmadın. Da, bunu getiren Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Getiren Resulullah. Resulullah getirdi de ondan sonra kitabı size çıkardı. Allah o kitabı yazdı. Eliyle düzeltti. İki kitap kapak arasına koydu. Teslim etti. Kim yazdı? Evet. Kendi. Allah yazdı. Nereye yazdı ya? Allah kitaba mı yazdı? Hayır ben şey diyorum tamam Allah zaten Peygamber Efendimiz'e vahyetti. Resulullah kendi zamanında ölmeden önce bu kitabı iki kapak arasına yerleştirdi öyle gitti. Evet öyle gitti ama şunu diyorum o kitabı size kim ulaştırdı? Ya bir ya kim ulaştırıcı? Yazdılar çoğalttılar. Yazıp çoğaltanlar kimmiş? İmam Buhari mi ulaştırdı? Buhari'ye gidiyor tabii iş. Yok ya 250 sene sonra mı yazıldı kitap oturduğunda bu? Hayır Peygamber Efendimiz'den sonra ulaştıranlar var. Peygamber Efendimiz zaten toplamış Hazreti Osman'dan sonra çoğaltıldı. Ondan sonra Buhari'ye nakletti. Buhari'den de bize geldi. Ne çabuk? Bunun... 250 sene sonraki Buhari'ye mi nakletti Ömer? O daha ne zaman sadece Buhari'ye nakletmedi. Daha kimlere nakledildi. Onların eliyle Kur'an bize ulaştı. Ben şu ayeti bir dinle var. Yunus suresi 108. Aç oku. De ki, kime diyor? Resulullah'a diyor. De ki, kul, ey insanlar, burada Müslüman değil, dikkat et. Ey insanlar, size Rabbinizden hak gelmiştir, Kur'an yani. Evet. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için gelecektir. Tamam. Bu evrensel bir hitap. Peygamber dönemine ait değil bu hitap. Kıyamete tamam. Kadar geçerli bir hitap bu. Ha. Kim? Bir dakika ya ayeti bitirelim. Ya bitirin. Allah'ın ne dediğine bir bağlayınca. Evet. Delil istemiştiniz. Yok delil var. Kim de saparsa o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Tabii ki. Sizin üzerinize vekil değilim.
Ben size vekil değilim. Dikkat et. Peygamber mi? Evet. Doğru diyor. 109. Resulüm, sen sana vah yolundan uy. Ve Allah hükmedinceye kadar da sabret. O hakimlerin en hayırlısı. Burada mesela Nail suresi siz açıklamayın. Buradan ne manası çıkarayım öyleyse? Peygamber kitaba uydu. Biz de peygambere uyarsak kitaba uymuş oluruz. Peygamber yok. Hayır, peygamber yok. O zaman Kur'an'a uyarsak peygambere uymuş oluruz. Bunu anlamayacak kadar ne var ya? Kur'an'a tamam uyduk da şunu diyorum ben size. Kur'an'ı kim ulaştırdı? Kur'an'ı size ulaştıranlar yalancı kişiler olamaz. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bir ateist gelse şu dediğimdeki manayı anlar ama sizin kafanız var ya. Yok anladım. Kur'an'ın olduğunu anladım. Diyorum ki. Bizim beynimiz bu hadislerle sıyırmış artık gitmiş. Hayır. Anlamak istemiyorum kardeşim. Kur'an'ı açıklamasıyla ilgili peygamberin... Kur'an'a uyarsın, peygambere uyarsın. Nokta. Bitti. Evet bitti tamam da. Kur'an-ı Kerim'i açıklamasıyla ilgili peygamberin delil istemiştiniz ya bana ayet. Ayet delili getireyim. Sana bu zikri indirdik ki kendilerine indirileni insanlara açıklayasın diye. Hani peygamber açıklayacak? Açıklama yok kardeşim. Yalan söylüyorsun ya. Açıklama var ayetin manası. Arapça da bilmiyorsun. Arapçasından da çeviririm. Açıklama var orada. Hadi hangisinde? Söylesene ayeti. Nahl 16.44. Nahl 16.44'ü inkar mı ediyorsun sen? Yok ben inkar etmiyorum onu. Sen inkar ediyorsun. Yok açık. Ben kabul ediyorum bizzat. Peygamber açıklayıcıdır peygamber. Bitti. Kur'an ayeti bunu söylüyor. Hud suresi. Senin o dediğin ayete geleceğim. Hud suresi aç. Hud suresinin girişi. Önce Mehmet okuyandan okuyor. Elif, la, ra. Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için doğru hüküm veren, her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetler sağlamlaştırılmış, sonra açıkça ortaya konulmuş bir kitaptır. Şüphesiz ki ben onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Evet. Tabii bu, ki. Diğerlerinin hepsinde de aynı aşağı yukarı. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi iki. De ki Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi. Evet. Yani Kur'an'ın dışında herhangi birinin lafına din diye iman edersen ona ibadet etmiş oluyorsun aynı zamanda. İbadet etmiş o çarptırma manayı. Mehmet abi orada ibadet etmek diyor sen inanmaktan bahsediyorsun. Ne alakası var ayetin onunla? Rab diye kime denir biliyor musun Rab diye? Terbiye de ne denir? Terbiye edene Rab denir. Terbiye edendir Rabb'ın anlamı. Kitabın dışında birini kendine imam yaparsan o senin Rabbin oluyor işte. Ben size şimdi okuyacağım Hud suresinden de aynı sureyi okuyacağız. Bakalım sizin anladığınız gibi mi? Şimdi ben açtınız ya. Ben adamdan okuyayım. Sizin gibi saptırmıyorum. Ben de saptırmıyorum zaten. Şimdi evet. Bakacağız. Bak. Senin dediğin ayet hangisiydi onu söyle bana. Hud suresi. Nahl suresindeydi orası. Yok. Nahl suresi. Nahl suresi kaçın? 16.44'te diyor ki peygamber açıklayasın diye biz sana öğüt alsınlar diye diyor indirdik diyor zikri. Zikirden kasıt da Kur'an. Bitti. Peygamberin açıklama görevi vardır. Bitti. Evet. Sadece Kur'an'ı Allah açıklamaz. Sen uyacaksın. Bitti. Emre'ye uymuyorsun. Sen Buhari'nin laflarına uyuyorsun. Sen hayır. Yalan söyle. Buhari'nin laflarına Buhari'nin mütevatir olarak getirdiği sahih ve... Senin imanını, dinini inşa edenler bu mezhepçiler ve bu hadisçiler. No. Aynen biz Kur'an'ı bilmiyoruz. Yani ben yıllardır sizin söylediğiniz gibi de bu kadar alim, bu kadar insan yanlış yapmış. Bin senelik bir yalan var. Nahl 14 mi? Evet. Okuyalım. Nahl 16.44. Nahl 16.44 evet iyi dinleyin. Nahl 16.44. Allah orada açıklayasın. Ya Yuşa sen diyorsun ya bunca bilim adamı hocalarımız falan. Evet doğru söylüyorum. Aynen de öyle diyorum. Tamam ben de sana cevap vereyim. Bunca profesör, ilim adamı, bilim adamı da Kemalist Atatürk'ü çok seviyor. Atatürk'ün kahramanı olduğunu düşünüyor. Peki onlar bilim adamlarının %99.9'u tekrarlıyorum. Bilim adamlarının %99.9'u Türkiye'de. Profesörler onlar bunlar. Ya bunlar evet. Kişilikli insan var. Nitelikli. Tamam. İddia edilenlere göre. Yani bunca kişi yanlış mı biliyor diye bir soru da sorabilirim senin bu cevabına. Ben de sana derim ki bunlar İslam hakkında bir şey yapmamışlar ki bu söylemiş olduğun profesör ve dallar cevabını veriyorum şu an. Senin de söylediklerin dallar, İslam değil ki. Uydurma İslam, rivayet senin. İslam hayır. Nahl suresi nerede uydurma rivayet? Mütevatir rivayet. Ben Nahl'le falan ayetle destekliyorum. Yalnız ben ayeti reddetmiyorum. Senin söylediklerin uydurma.
Kur'an'da mesela 3 tane azaptan bahsedildiğini ben söyledim. Tevbe 101 miydi neydi? Aynen. Ya Yuşa, Mehmet Alperen'den önce nerede, bir sene kalmıştı. 3 tane şey nerede yazılı azap? Tevbe 101'de mi ne? Allah 2 tane ayrı azaptan, bir tane de büyük azaptan bahsediyor. Bir dakika. Tevbe 101. 101'di sanırım. Bir dakika bakacağım. Ben yayınladım onu, videoda var. Çok. Benim din adına yalan söylüyorsun. Sırf haklı çıkmak için yalan söylüyorsun. Tevbe 101. Neredeydi? Evet. Bak, onlara hocam... iki kez azap edeceğiz. Yalan söylemiyoruz. Asıl yalan söyleyenler siz oluyorsunuz bu sefer. Eğer bana yalancı diyorsan. Bana yalancı diyorsan sen yalan söylüyorsun. Tevbe ne için? 101 dedim, 101. Orada diyor ki iki defa azap, bir defa büyük azap diyor. İki defa eğer dünya azabı olsa Allah bir tane azap der sadece dünya azabı için. İki tane ayrı azaptan bahsetmesi Allah'ın kabir azabı olduğuna işaret ediyor Kur'an'da, bitti. Oradaki zamir kendisinden sonrasına raci ediyor. Ve sonra dünyada Firavun'un ateşe sunulduğundan bahsediyor. Dünyada Firavun ateşe sunulmadı ölünceye kadar. Ölürken zaten ahirete gitti Firavun. Dünyada Firavun ateşe sunulmadı mesela. Ayetin devamıyla okuduğumuz zaman gayet iyi anlaşılıyor. Üç tane azaptan bahsediyor işte Allah. İki tane falan değil yani. Siz iki tane diyorsunuz. Tevbe kaçırdı, 101 mi? 101. Bakayım. Ben sadece sana bakmam. Ben kaç tane aliminden dinlerim. Bak, merrateyn kelimesi var burada Arapçasında. Kur'an'ın, Allah'ın kendi dilin, kendi şeyinde var. Siz dediğiniz çevreden bakın. Ben orijinalinden okuyorum. Fark etmez. Ya sen... Söyleyin, ben size kelimenin anlamını söyleyeyim hatta. Merrateyn iki defa. Bak. Biliyorsan... Evet. Mehmet Oryan'a desene sen bunu, siz yanlış yapıyorsunuz. Diyorlar herhalde. Zaten, diyorlar. Bizim kim? İhsan Hoca, sizi hiç sevmediğiniz, ister sev ister sevme, umurumda değil. İhsan Şimdi Ocak Hoca. İhsan Hoca dediğin adam, evet. Buhari ve Müslim'i hakem yapmazsak. Evet. Evet, değil mi? Evet, aynen, ben de öyle inanıyorum, evet. Size yeter ya, boş ver. Aynen. Bizim fikrimiz böyleydi. Biz şu anda fikirlerimizi beyan ediyoruz. Herkes de dinliyor. Ben bu videoyu da baştan sona yayınlayacağım. 101. Ben... ayeti okuyorum. 101. ayeti. Deminki ayet gibi manasından çıkar deme. Manası varsa açıkça vardır zaten. Evet. Çevrenizdeki göçebe Araplardan ve Medine halkından bir takım münafıklar vardır ki bunlar münafıklıkta ileri gitmişlerdir. Sen onları bilmezsin. Bak, peygamber münafığı bilmiyor. Yani yanındaki münafıkları bilmiyor. Onları biz biliriz. Onlara yakın iki kez azap edeceğiz yakında. Sonra da onları büyük bir azaba itileceklerdir. Tamam mı? Yakında iki kez azap edeceğiz. Bu iki kez azabı sen dünya azabı olarak almıyor musun? Hayır. Çünkü Allah bir şeyi... Diyorum, biri dünya azabı, biri de ahiret mi diyor? Evet, evet, böyle diyorum. Siz öyle dersiniz. Çünkü siz daha biraz azabı arıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in içinden. Böyle tırtıklayarak, tırtıklayarak şey arıyorsunuz. Var, tırtıklamıyorum. Siz de tırtıklayarak kendi anlayışınıza göre malzeme... Hocam... O kişilerin iki kere azap çekmeleri bir savaş yenilgileridir. Nerede, ne alakası var ya? Kimin tefsiri? Hangi kaynaktan okuyorsun ya? Şeyde yok, ayette yok öyle bir şey. Katma, katıştırmayın ayete. Senin dediğin de yok. Tamam. Benim dediğime zamirle ayette işaret ediliyor. Ya ayette zamir var ama ne yapacağız? Sen onu yok mu edeceksin? Hum var. Ne yapacaksın onu? Mehmet Türk mealinde mesela parantez açmış. Kabirde olmak üzere, hayatta ve kabirde olmak üzere diye kapatmış. Mehmet Türk'ü de hiç sevmezsiniz ama nasıl oluyor? O da sizin gibi düşünmüş. Ben okuyorum şöyle. Yok, biz onların doğru verdiği manaları kabul ederiz. Sevmeyiz değil. Ha yok. Şu var. Mehmet Esat. Ama biz onları biliyoruz. Onlara iki kat azap vereceğiz. Mehmet Esat Coşar mı? Mehmet Esat Coşar. Evet. İki kat nerede var abi? Kat nerede var? Mesela orada ayet... Mealler okuyorum. Ne bileyim ben adam. Meallerini okuyorum. Tamam, bir şey demedim. Ben size demiyorum. Şimdi ben okuyayım, anlam vereyim, dinleyin o zaman. Ben sana anlamına inanmam. Sen benim karşımda Arapçada şey, söz sahibi değilsin ki oradan geldim. Hayır, ben Buhari'nin az önce hepsini reddediyorum dedin. Evet, hepsini. Müslüm'ü de dördünü de. Evet, hepsini dedin. Ve Müslüm'ün içerisinde Kur'an'a uygun olan hadisler olduğu için onları da inkar etmiyorum. Ben Kur'an'a inanıyorum. Onun içinde yani Karl Marx'ın kitabında ayet yazarsa Karl Marx'a mı iman edeceğim ben? İnsanlardan, zeki insanlardan biridir. Bu bir. Evet.
Evet. Eğer öyle olsaydı, eğer öyle olsaydı senin gibi bir tane zeki çıkardı Mehmet abi. Yok çıkmış. Çürütürdü. Niye hepsi şimdi son zamanlarda çık? Ve bizim Ehl-i Sünnet nasıl size hep cevap verebilir? O dönemde bile ne olmuş? Buhari'ye karşı çıkan bir sürü alim vardı. Ne yalan söylüyorsunuz? Bugün mü çıktı bu? Ama hepsinin hepsi cevabını almış. Peki Buhari'den var. Gazali dediğin adam felsefecileri çürüten adam. O olmasa Aristoların senin dinine yaptığı saldırıyı sen durduramazdın. Nereye durduruyorsun? Geç onu ya. Ne onu ben İmam Gazali okudum sen İhya-i Ulumü'd dinlerini. Evet okudum. Ama 17 yaşındaydım ben. 17 yaşında okudum ben o ciltleri. İşte 17 yaşında cilt cilt kendiniz evet. için. İmam Gazali orada kendi sıyırdı beynini. İşte nerede öldü? Bakın. Gazali nerede öldü? Ben tarih mümessili değilim. Her kafayı sıyırdı. Bağdat'ta bilmem ne camisinin girişinde ölüsü bulundu. Kafayı yedi. Usta İran'da. Tarikata girdiği için. Tarikata girdi kafayı yedi. Önce iyiydi. Nerede kafayı yediği yazıyor? Önce iyiydi. Sonra kafayı yediği yazıyor. Ha. Oturup okursan yazar. Aynen abi. Her yerde yazıyor zaten. Kur'an-ı Kerim'in söylediğin sadece mealden ibaret. Hatta meallere kendiniz ekleme yapmayacaksınız o zaman. Meali 5-6 kişinin mealine bakarım. Onlar da birbirine... Tamam da sen 5-6 kişi mealinden hangisinin doğru olduğunu bilemezsin ki. Bilebiliyor musun? Hepsi birbirine yakın zaten. Farkına bak. Yakın ama farkı var. Hangisi en doğrusu? Allah diyor ki aklımı kullan diyor. Ben de orada aklımı kullanırım. Ben de bana da Allah aklını kullan diyor. Ben de aklımı kullanıyorum ve ayetlerin toplamından diyor ki peygamberine itaat edin. Sen Buhari'ne uyun. Yalan söyleme. Buhari... İttiba edin diyor. İttiba ne demek? Tabi olun ne demek? Tabi olun peygamberi dine. Kur'an'a tabi olun demiyor. Peygambere tabi olun ne demek? Peki o zaman Allah yalan söylüyor. Öbür tarafta da diyor ki ne peygamber şikayeti var. Ya Rabbi, ya Rabbi benim ümmetim. Bağlamı farklı. Bağlamı farklı işte. Sen bağlamını okumuyorsun. Bağlamıyla beraber oku. Hadi bu ayeti. Ne hangi çıkıyor? Ayet? Siz ayeti söyleyin ben bağlamıyla okuyacağım şimdi. Ya Rabbi benim ümmetim bu kitabı mahcup bıraktı diyecek. Şikayet edecek. Niye hadislerimi demeyecek? Niye sünnetimi demeyecek de Kur'an diyecek? Orada ahir zamandan bahsediyor. Peygamber Efendimiz'in tek hadisi. Ahir zaman ne zamandır onu biliyor musun? Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ben sana ahir zamanla ilgili demiyorum. Kıyamet günü peygamberin şikayeti benim ümmetim Kur'an'ı mahcur bıraktılar. Hani okumadılar diyecek. Benim neden bunu diyecek? Neden okumadı diyecek? Peygamber Efendimiz ashabı mı Kur'an okumadı? Yok. Ashab Kur'an-ı Kerim'i bizden daha iyi okuyor. Ondan sonrakiler de okuyor. Asıl okumayanlar belli. Peygamber evet. Bunlar hakkında söyleyecek. Buhari'ye tapanlar, Buhari'ye kim tapıyorsa onlar okumuyor Kur'an'ı. Ben Buhari'ye falan tapmıyorum haşa ve kella. Kimin sözüne Buhari'ye tapıyorsun kardeşim? Bunun ötesi yok. Hayır. O zaman siz kimin sözüne uyuyorsanız o zaman ben tıp hekimin de sözüne uyuyorum. Hekime tapıyorum. Ona inanıyorum. Hoca'nın yaptığı bir taktik vardı biz konuşurken. Bizim söylemediğimiz şeyleri söylemiş gibi lanse ediyor. Daha sonra da bunlara cevap veriyor kendisi. O videolarıma bak göster bana. Bir tane videoma bak. Bak YouTube'da var videolarım. Daha demin konuşmalarımız. Ben seni umursamadığım için uzun bir süre hiç cevap falan vermedim. Sen de konuştun bir şeyler anlattın. Onlara cevap verdin sonra. Hayır aynısını söyleyeceğim şimdi. Mehmet abi sen Ruhların Parmakları kitabında tarikatlardan hiç değindin mi değinmedin mi? Şunu söylüyor ama. İşte Mehmet Alperen'in kitaplarında tarikatlardan bahsediliyor. Belirli din meselelerine giriliyor. Ve sorgulanıyor. Çok ciddi bir şey bu. Evet. Sorguluyorum. Evet. Ama sorgularken öyle bir sorguluyor ki. Allah benim kitabımı bile sorgulayın derken senin tarikatın niye sorgulanmıyor ki? Ya sorgulayın diyor tabii ki ama Allah bize sorgulayın derken hikmetini sorun diyor. Neden diye sorun demiyor. Çünkü neden diye sorarsa... iman etmek de senin isteğine bağlı. İnkar etmek de senin isteğine bağlı. Tabii ki neden diye sürekli soru sorgula. Sorgula Allah mı yazdı diye sorgula. Nereden bileceğim bunu Allah'ın gönderdiğini diye sorgula. Peygamber yalancı belki kendi yazdı belki diye sorgula. Bunun ne zararı var ki ne? Bu hikmet olarak sorgulayacaksınız bunu. Bu şekilde geç hikmet lafını ya. İman bak şimdi. İman edeceksin, imanını sorgulayacaksın. İmanın, bir dakika, imanın açılımı nedir biliyor musunuz? İmanın açılımı şüphe duymaksızın inanmaktır. Sorgulayarak inanmak, iman etmek değildir. İmanın açılımı. Allah Allah.
Allah'ım. Yapın istediğiniz yerde iman. Onun için ne biliyor musunuz? Kendini teslim etmek. Teslimiyetten geliyor hemen. Teslimiyet nedir bilir misiniz? İslam kökü teslimiyet kökü kolunda bırakmak. Allah'tan sonra iman ettikten sonra senin dediğin. İman etmeye çalışan kişi. Demek ki o zaman siz iman etmemişsiniz tam. Ben sana bir genelleme yapıyorum. Sen benimle ilgili ne konuşuyordun bana? Tamam, siz genelleme yapıyorsanız o zaman biri insan sorgular diyorum, insan diyorum, ben sorguluyorum deme. Tamam, insan sorgular doğrudur. Doğrudur. Bir adama sen dedin ki gel İslam'a gir dedim. Adam da dedi ki ver bana kaynağını dedi. Ne vereceğim? Buhari'nin kitabını mı vereceğim adamın eline? Oradan oraya götürürüm tabii. Hazır dile girdiyse geri çıkartır baştan. Yo, ben direkt Buhari'den niye vereyim? Nizam delili varken Buhari'ye ne gerek kalsın ki? Hocam geçen bir yorum gelmişti. Bir arkadaş demişti ki Yuşa'yı dinledikçe dinden soğuyorum. Mehmet Alperen hocamızı dinledikçe dine sınıyorum. Onu da eklemek istedim video arasında. Nerede yazmışlar? Yorumlara yazmışlar hocam. Böyle bir yorum gelmişti. Güzel sözü de nereden bulsam alırım. Az önce Kadir bir ayet oldu. Güzel sözse getireyim yani onu diyorsun. Ha, ben güzel sözü alırım. Nerede söylenmiş olursa olsun, ister Konfüçyüs söylesin, ister Karl Marx. Çünkü Allah hikmeti kafirin eliyle de gösterir insana. Tabii ki. Evet, işte öyle. Ama Peygamber söyledi diyerek yutturmaya kalkarlarsa işte ona inanmam. Ya tabii ki. Şimdi yani, Mehmet abinin söylediklerine ne kadar... Kur'an'a uygun olur, Kur'an'dan hareketli olur. Kur'an'da kabir azabı yoksa Peygamber kabir azabı diye bir azaptan bahsetmez. İsa Aleyhisselam inecek. Olabilir. O peygamber bundan bahsetmez. Kur'an-ı Kerim'de azabının belki gelecek demez. Peygamber demez. Bunu yalan söylüyorsunuz işte. Kur'an kabir azabının olmadığına dair bir ayet de yok Kur'an'da. Kur'an kabirden bahsetmez. Kur'an ayet olur be adam. Sen var diyorsan açıkça göster. İşaret eden ayet. Kur'an şey olur mu? Bulgur bir dakika. Da yazmıyor. Cinlerle ilgili Allah. Ayetlerde de öyle. Cinlerle ilgili detay yok tabii. Cinlerle ilgili niye detay yazsın Allah? 46 tane, 47 tane ayet var. Sana sorduğum soru da... Detayları var. Yaratılışları anlatılıyor. Huyları anlatılıyor. Ahlakları anlatılıyor. Daha ne anlatıcı sana? Almanları da mı anlatsın? Mehmet abi... Cinleri de mi anlatsın sana Allah Kur'an-ı Kerim'de? Kadir abiye de sorum şu. Şimdi sen neye katılıyorsun, neye katılmıyorsun Mehmet abinin söylediklerine? Sen onlara da bir söyle bakalım. Hangi söylediklerini? Kardeşim iki saatten beri konuşuyoruz. Aynen. Biz ne konuştuk? Namazı, hadis kitaplarını konuştuk. Yani sen zaten hadisleri Kur'an'a vurdun. Yuşa senin şu söylediğin şey çok saçma zaten. Şu açıdan hangisi? Saçma. Hangisi saçma? Susarsan anlatacağım. Şöyle bir ifade kullanmıştın. Olmadığına dair bir delil de mi yok gibisinden bir evet, şey demiştin. Evet olmadığına dair. Diyorum ki Kur'an-ı Kerim'in kabir azabının Kur'an'da olmadığına dair de bir delil yok dedim. Kardeşim olmadığına dair zaten delil olmaz. Sen aptal mısın ya Yuşa? Ya aynen ya, ben de onu diyeceğim. Olur mu? Bir şey yoksa onun adı da olmaz. Sanı da olmaz ortalıkta. Hayır o zaman bakarsak baktığımız zaman o zaman namazların ya Yuşa namazı arabadan da bahsede. O zaman bu örneği arabayı da koyabiliriz. Dini konularda bak kardeşim. Dini konularda Allah bir konuda ve yaşta ne varsa biz bu kitapta yazdık. Genel çerçeveyi Allah verir. Evet, kimse ekleyemez buna. Orada ne diyor biliyor musun? Orada ayet şunu söylüyor. Söylediğiniz ayeti biliyorum. Diyor ki Allah orada genel çerçeveleri çizdi. Özel sınırları da insanlara bıraktı. Anlatabiliyor muyum? İnsanlara uydurun diye mi bıraktı? Din diye hayır. Eğer Allah her şeyi yazsaydı hiçbirimiz uyamayıp hepimiz cehennemlik olurdu. Onu diye ayırt ettim. Bak her şeyi yazmaz zaten. Biz burada din ve imanla ilgili konuşuyoruz. Tamam ben de diyorum ki imanla her alakalı Kur'an-ı Kerim peygambere tabi olun dediği için bak, peygamberlerin şu... yalan üzerine birleşmesi mümkün olmayan ve bize Kur'an-ı Kerim'i ilerleyen. İnsanı dinden çıkarır. Sen otur dinini kontrol et. İmanını. Hadissiz olmaz dedim Kur'an bu kadar. Evet. Olmaz. O zaman Allah'a söylersin. Aynen söylerim. Bal gibi de söyleyeceğim gittiğim zaman. Siz de göğsünüzü gere gere. Tabii siz kabir hayatın falan siz şeyi nasıl acaba biliyorsunuz onu da bilmiyorum da Kur'an'da ahiretteki suallerden bahsediyor mu hiç öldükten sonra ne olacak? Ne? Ahirette öldükten sonra ne olacak? Biz öldük diyelim şimdi. Ben ahirette ölme yok ki. Kıyametten sonra anlatan küskü sura ayet var. He kıyametten sonra kalk. Ama kabiri anlatan bir tane yok. Neyi anlatan yok? Kabiri adamda. Kabiri anlatan bir tane yok. Rabbim kim? Nebiyim kim? Bunlar nerede yazılı? Nerede yazılı? Söylesene bana. Hadislerde yazılı. Evet işte uydurduğumuz hadiste yazar. Başka yerde yazmaz. Tabii.
Kur'an-ı Kerim'i sağlayarak 20 tane mealden okumanı sağlayan insanlar Kur'an yalan yazıyor. İstersen 500 seneden oku. Ben sana işim Allah'ın sünnetullahından bahsediyorum. Ben de Mahşeri, mahşeri. Bine yakın ayetle anlatan Allah. Bak dikkatle dinle. Mahşeri bine yakın ayetle anlatan Allah. Kabir azabını niye bir kelimeyle? Kabirde de azap var demiyor. Niye acaba? Unuttum Allah da size mi? Siz mi hatırlatıyorsunuz Allah'a? Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de rejim yok mu o zaman? Başka bir soru daha sor. Var mı rejim? Rejim nerede var? Rejim yok. Ha, rejim yok. Gördün mü? Tabii rejim de yok. Yok. Zina tamam. Edene ceza. Zina edene ceza verilir. Ya, ne yapacağız? Ya, o zaman Allah yani çoğu şey muallakada kaldı sizin söylediğinize göre. Kur'an'dan çıkartın bana hüküm. Çoğunu çıkaramazsınız. Çoğunu. Sizin yaptığınız en ufak bir detay. Yani zekatla bana sadakanın ayrımını bile yapamazsın. Şimdi zekat bak, ne sadaka ne? Allah niye zekatı sadakayı ayrı zikrediyor? Madem ikisi aynı şey. Yani tuttuğumuz kadar vereceğiz ya. Zekat ayrı, sadaka ayrı. Ama sizin gibi... Ne demek o? Ne demek? Zekat, sadaka ne demek? Bana anlatır mısın? 40'da bir kim uydurdu? 40'da bir uydurmadı. Haşa ve kella peygamber söyledi. Peygamberin söylediği diyor ki... Peygamber söylediğini nereden şahitsin sen? Peygamberin söylediğine rivayetlerden şahidim. Evet, ben rivayetlere inanmıyorum işte. Evet, siz çünkü... O zaman Kur'an da şu anda size rivayetle geldi. Vahiy ile gelmedi. Çünkü sunu söyleyeyim de devam et. Çünkü... Kur'an-ı Kerim'de Allah zekat verin diyor. Ölçü bırakmıyor. Ölçü koymuyor. Niye biliyor musun? Niye? Bunu anlamayacak kadar geri zekalıyız. Allah ölçü koymuyor. Diyor ki ne? Neden koymuyor? Kendinizi yakacak kadar verin. Yani sizin şeyinde ayet öyle demiyor. Başka yerde diyor. Bu ayetin devamında diyor ki ne? İhtiyacınızın dışında olanları verin diyor. Şimdi sen oturup bunu 40'a 1'e düşürürsen Emevi zenginlerinin hocalara dayattığı fetvayı vermiş oluyorsun. Peygamber demez onu. Niye desin peygamber? Emevi zenginleri. O zaman 6 dirhem borcum var. Alın şunu götürün de verin. İşte borcum diyorum. 6 dirhem param var. Peygamber parayla ölmez. Götürün dağıtın bunu diyen kişi. Her şeyini dağıtan kişi. Ama şimdi yani söylediniz ki Emevi imamlarının dayattığı dediniz. Evet, evet öyle diyorum işte ben. Sen de ona iman et otur. Şimdi şunu söyleyeyim ben de size o zaman. Madem Emevi halifeleri dayattı, o zaman dayattığı şeyi madem bu uyduranlar kabul etti, bu adamlar niye zenginlik içinde değildi? Sırf doğruyu söyleyecek. Hangi şimdi bana şu hocalardan bir tane fakir göstersene kendi soru sorayım. Peki İmam Buhari, İmam Hanifi için niye zındık, niye kafir dedi? Nerede demiş? Ha işte nerede demiş. Ha nerede demiş? Uydurma, hangi kitaptan okuyorsunuz bunları? Kendinin kitabında. Yok ki kendimin kitabında öyle bir şey yazmıyor. Hangi biz kaynak okuyoruz? Biz Allah'ı okumaya çalışıyorum. Hangi kitabı? Buhari'nin hangi kitabını okudun? Buhari'nin hangi eserleri var? Siz bana önce bunu söyleyin. Ya 5-6 tane var. Aklımda yok şu anda. Şeyle hadis kitabını geç. Başka kitaplar yok. Yuşa senin var mı? Sen söyle biraz da. Hı? Var Yuşa'ya söylüyorsun. Ya. Hemen Google'dan baksın Yuşa. Hangi eserleri varmış? Hayır, ne alakası var ya? Tamam sen söyle. İmam-ı Buhari'ye ait. Edeb-ül Müfredi mesela. Okuduk. Tecrid-i Sarihi okuduk mesela. Nerede yazıyor? Hangi eserde yazıyor? Şu anda siz İmam-ı Buhari'ye bir şey yaptınız, bir laf attınız. E bunun hangi kitapta yazdığı belli yani. Nerede yazıyor? Hiçbir ki eserinde yok öyle bir şey. Zındık demiş. Hangi hak imam? Sadece zındık dese. Ne demiş başka? Kafir. Tabii o sizin. Ürtek. Aa tabii o sizin. İmana gel. Uydurma eserlerde olur anca. O sizin söylediğiniz uydurma eserlerde olur. O eserin de şeyi yok. Söylediğin ne uydurma olmuyor da bizimki uydurma oluyor. Çünkü benimkilerin hepsini şu anda sen elinle koymuş gibi ulaşabilirsin. Ben de bunu ulaştırırım sana şimdi onu mu arayayım? Benim itikadıma göre siz kafirsiniz yani inkar ettiğiniz için. Çünkü tamam, o zaman Allah'a öyle diyeyim ben. Mütevatiri. Tekfir ediyorsun şimdi de yavrucuğum. Daha demin artistlik yapıyordun. Neden dedim yapıyordum. Yapıyordum şu anda da yapıyorum. Niye biliyor musun? Artist mütevatiri hadis. Sana buradan biraz yazı okuyayım da sizin gibilerin, tarikatçıların, mezhepçilerin
ve bu hadis uydurmacılarının ne halt olduğunu görelim. Yedi ben şey... Ben de sana birkaç bir şey alıp siz şeyi çok seversiniz Mehmet abi, size şu kanalda önereceğim. Hadislerin getirdiği pislikler haşa yazıyorsunuz YouTube'a, tamam mı? Haşa ve kelle. Çok güzel bir video çıkıyor farkındalık diye. Böyle... Bir pisliği var ya boca edenler. Aynen ha. O çıkıyor böyle çok güzel ve farkındalık diye bir kanal var. Siz onu da çok seversiniz eminim. Ben izlemiyorum. Boş bir şey. Ben başka bir bağlı değilim. Ama ben o kendim. Sizin alim haliniz gibi bir şey yani, onu söyleyebilirim. Orada öyle anlatmış. Sizin alim haliniz gibi bir şey. Aynen öyle anlatmış ama ben tabii ki anlamayı çürütemeyim. Benim tarikatım falan yok. Benim hiçbir imamım da yok. Mezhebim de yok. Allah'a şükür. Kur'an'dan başka kitabım da yok. Ha, faydalanmaya gelince az önce dedim. Kimden güzel söz duyarsam, en güzel söz Kur'an'a uygun olan sözdür. Onu alırım, kültürüme eklerim, edebiyatıma eklerim, şiirime eklerim. Ama din edinmem. Dinim değildir o benim. Anladı? Şimdi şunu okuyayım, dinle. Bir, yedi şey Efendimizin terinden yaratılmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendisi oymuş. Oysa kainatın efendisi Allah'tır. Peygamber efendi değildir. Geç. Bir. Nedir peygamber efendi değilse? Bir saniye ya. Evet, o Allah'ın Resulüdür. Allah'a demin dedin ya hadislerin getirdiği pislikler diye. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Daha Allah demin onu söyledin ya. Videoyu buldum. Evet, çok basit bir video bulunması. Ya kardeşim bir saniye. Burada yine bir çarpıtma yapmış Yuşa. Bak şimdi Yuşa'cığım, sen diyorsun ki hadisin getirdiği pislikler. Senin bahsettiğin videonun asıl başlığı ise hadis diye gelen pislikler. Yuşa, şu kıttısı sürü ruhi olayı nedir? Ben anlatmam. Alimleriniz anlatsın size. Senin alimin belli Kadir abi. Evet. Çünkü sen bak ben tank alanında bilgili olarak sadece sana soruyorum, dikkat edersen. Niye? Çünkü seni kardeşim, şey olarak görüyorum. Kardeşim bak tank mühendisliği. Ama ben ilahiyat okuyorum. Ben ilahiyat yavrum, okuyorum. Mühendislik ben teknik olarak görmüyorsam bana soru sorma. Kardeşim mühendislik teknik mesele. Biz burada dinden bahsediyoruz. Din de teknik bir mesele değil mi? Din teknik bir mesele değil mi? Ha, değil değil mi? Dinin bir alanı yok. Din öyle herkesin konuşabildiği bir alan. Ben de diyorum ki sana yıllardır din okuyorum. Ben dini adam, görebiliyor mu? Elinde tutabiliyor mu? Test edebiliyor mu? Geliştirebiliyor mu? Tutamıyoruz. Bilgi veriyoruz ama siz onları da almıyorsunuz. Bir yavrum sen mühendislikle dini bir araya koyup nasıl karşılaştırabiliyorsun ya? Dinle mühendisliği ilmen alan olarak karşılaştırırım. Diyorum ki mühendislik bir alandır, din de bir alandır. O alanda tamam, alimler söz sahibidir. Çünkü Kur'an'da Allah ne diyor? Hakkıyla Allah'tan ancak alimler korkar diyor ayette Allah. Evet, kim bu kitaba muhatapsa o alimdir zaten. Kim bu kitabı hayır, o zaman bütün Müslümanlar alim olur mu öyle saçmalık? Alimdir derken herkes aynı seviyede olmaz. Yani işte oradaki Kur'an'daki alimler ayrıyetten, aynen. Kur'an'daki alimler ayrıyetten zikredilmiş alimler. Az önce Mehmet abinin de söylediği gibi. Yani herkes alim değil. E o zaman Kur'an'ın hakkında birisi bir alim varsa o alimi bir dinlemek i̇şte lazım. İşte Kur'an'da olmayan şeyi hüküm olarak koyamaz. İşte o zaman zıvanadan çıkıyor işler. İçtihat dediğimiz şey zaten şari'nin koyduğu hüküm değildir. Üç tane yana geliyor, bir çeşit içtihat çıkıyor. Üç tanesi bir yana geliyor, aynı konuda pek başka çeçit içtihat çıkıyor. İçtihat ne demek? İçtihat ne demek biliyor musun? Her bilmez, her söyle. İçtihat şari'nin koyduğu hüküm demek değil. Bir daha yani, bunu ayır dedin. Tilki eti yenmez, haramdır demek ne demek? İlki eti yenmez, haramdır demek, inkar eden dinden çıkar demek değil bir defa. Evet, hüküm vermek ama orada haram diye. Evet, verilir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mütevatirin cüzü bir hadis ile Kur'an-ı Kerim'deki pis şeyleri yemeyin ayetini yan yana koyduğumuz zaman Peygamber de hadisi yemeyin dediyse hadise itaat edin. Yani Allah ne diyor? Peygamber'e tabi olun. Hadise itaat edin yoktur Kur'an'da. Peygamber'e tabi olun vardır. Peygamber'e tabi olun dediği için peygamber bir işte hüküm verdiği zaman. Peki o zaman imam diyor ki helal diyor. Hangisine inanacağız şimdi? Allah katında doğru bir tanedir. Hepsinin evet. Söylediği doğrudur. İçtihat olur. İki tane doğru var. İkisi de biri helal diyor, biri haram diyor. İki şıklı doğru gibidir. İki şıklı doğru ya. Ya haramdır ya haramdır be adam. Hayır var. Aklınız olmuyor. Bak şimdi. Mehmet abi bazı şeyler gri alandır. Bunu hiçbir zaman yok. Hayatta bir dinle. O zaman haram demeyecek kardeşim. Hayatta değil kardeşim. Demeyin diyecek. Allah yani, Allah. Şimdi şöyle bir şey. Zaten içtihadımdır diyor. İmam-ı Azam'ın asıl eserlerde ne yazıyor?
İmam-ı Malik ne diyor biliyor musun sen? Ben sana söyleyeyim mi? Diyor ki bu benim... Ya medrese dersin umurumda değil. Benim gözümde geri zekalı onların hepsi de o dönemde yaşamış geri zekalıları. Ne attın bana Kadir abi? Bakacağım şimdi. Canlı yayında hadisçiye deve sidiği ikram edip iç diyor. Sen buna inanıyor musun? Kadir abi bunu mu izledin? Sakın bana bunu böyle izledip de inandım deme. Onun 3 saatlik videosu var. Bir defa Ebu Bekir şey Sıfil Hoca Caner Taslaman'ı o alanda gömüyor. Ben onu söyleyeyim. Yok burada ne izliyor onu ne gömüyor? Sana göre gömüyor. Bize göre de kendi gömüyor. Hayır niye gömüyor biliyor musun? Çünkü deve sidiği içmek istiyor mu? Deve sidiği normalde ben niye içeyim? Sen hadisin bağlamını bilmiyorsun bir defa. Hadisi bana okurken bir edepli oku. Deve sidiğine kimi iç demiş peygambere? Yuşa bak Yuşa. Hadisi oku da ben de dinleyeyim. Ben tam duymadım. Deve sidiği hadisini bilmiyorum. Evet ben tamamını okumadım. Yalan olmasın. Oku da. Bulayım hadisi önce. Bu ezberimde değil. Ezbere biliyorum ama şey olarak yani genel anlamda biliyorum. Öyle didik didik değil. Didik didik okuyorum. Ezberim ama. Okuyorum. Okuyorum. Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden. Bak dikkat edin mazisine. Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup. Bir grup. Demek ki orada bir mesele var. Bu olayın öncesi de var. Medine'ye gelmişler. Artık ne olduysa Müslüman olmuşlar. Medine'nin havası onlara dokunmuş. Bak onlara dokunmuş Medine. Artık nasıl dokunmuş bilmiyoruz. O zaman tabii tıp bu kadar ileride değil. İyileşmek için devesini içmişler değil mi? Peygamber onlara deve idrarı içmelerini ötledi. Adamlar develeri dağıttılar ve çobanı da öldürdüler. Sidiğin faydası yok ki. Peygamber onları da... Şimdi okusun da kardeşim. Okusun. Yani, tamam. Peygamber onları yakalattı diyor. Ellerini ayaklarını kesti. Gözlerini oydu. Gözlerini oydu bir de. Biz onlara... Ölçen ne? Bu şeyi anlatıyor ya. Buhari, Müslüm, hakem olmadıkça... Bilmem din olmaz falan anlatıyor şey ya. Şey diyorsun sen İhsan Şanurcak Hoca'yı baştan sona bir dinle bakalım ne diyor orada. Baştan sona da dinledim. Gıçınemediğim adam hakkında konuşmam ben ya. Onun anlattığı rejim olayı İbni Maymune diye birisi cehalet devrinde zina eden bir maymunun üzerinde işte taşlandığını görmüş. Değil mi? Hadisin ravisi de bu İbni Maymun değil mi? İbn-i Maymun mu? Haşa ve kella. Ama İbn-i Maymun. Maymune. Evet Maymune ayrı da Maymun. Adam geldi Maymun herhalde duruma göre. Niye biliyor musun? Şimdi ben olsam Allah bana bir akıl vermiş. Aklımdan sorumluyum. Eğer aklıma ters düşüyorsa bir şeye iman etmek zorunda değilim. Bak. Ben cahiliyet devrinde zina etmiş olan bir maymunun üzerine birçok maymunların toplanmış olduklarını gördüm. Demiş. Peki ben bu adama sorardım. Sen nereden biliyorsun o zina ettiğini maymun? Ver bakayım. Şey Mehmet abi bak ben... Ensar 27. Şey ayet mi? Ya ne ayeti be kardeşim? Uydurduğumuz rejim şeyi. Masalı. Ben hayır ve haşa ben masal demiyorum bunu. Ben hiçbir şey ya ben hadis okuyorum olur mu? Kaç çeşit? Yani ben, şöyle sayabiliriz. Senin saymayın üzerinden. Sayı var. Zayıf var. Sayı ne? Zayıf uydurma. Hasan var. Hasan hadisler var. Ondan sonra... Hasan hadis ne demek? Hasan hadis manası şöyle bakalım. Hasan hadis bir dakika. Ya bu dinin içine ne kadar pislik bulaştırmışlar. Alakası bile yok. Çıkma boşuna.